insanın özgürlüğü nedir? Özgür olmak nedir? İnsan nasıl özgür olur? Veya özgür olmak için neye ihtiyacımız var? Gibi konu başlıklarını ifade ederek değerlendirmeler yapmıştık bir derste. Daha sonra bunu nasip olursa devam ettiririz demiştik. Bugün de biraz devam ettirmeyi niyet ediyorum. Daha önceki dersimizde de ifade ettiğimiz gibi öncelikle aslında sormamız gereken temel soru. Çünkü bu görmekte zorlandığımız ve sormayı çoğunlukla düşünemediğimiz bir sorudur. Özgür olmak isteyen kim? Veya kim özgür olmakla ilgili bir gereklilik veya zorunluluk hissediyor? Veya özgürlüğü kim tanımlıyor? Mevcut anlamda özgürlüğü kim tanımlıyor? Bu kendime sormam gereken bir şey. Yoksa işte özgürlüğü Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma tanımlıyor değil. Kendimize sormamız gereken bir soru. Mesela ben özgür olmak istiyorum dediğimde o ben nasıl bir ben? Ne olduğunda özgür olduğunu hissediyor, ne olduğunda olmadığını hissediyor. Neye özgürlük diyor, neye özgürlük karşıtı bir durum gözüyle bakıyor. O yüzden bu aslında ilk dersimizde de biraz bahsettiğimiz üzere bu aslında en temel sorudur. Ve eğer bunun cevabını gerçekten anlayabilirsek aslında şu noktaya doğal olarak geleceğiz. Biz veya ben özgür olmak isteyen benliğimden önce özgürleşmeliyim. Yani kişiliğimden, bireysel kimlik algımdan özgürleşmeliyim ki özgürlüğe o bireysel arzular, beklentiler, korkular dan bağımsız bir şekilde bakabileyim. Yoksa başta isterse özgürlük hakkında binlerce sayfa kitap okuyalım veya bu konuda yüzlerce saat müzakere edelim. O benliklerin üzerinden konuşacağız. Yani deyim yerindeyse hani tilkinin 40 tane hikayesi varmış. Hepsi de ne üzerine? İşte avlamak istediği her neyse, ona en lezzetli gelen her neyse onun üzerinedir. Dolayısıyla özgürlük kavramını kim düşünüyor? Özgürlüğü kim tanımlıyor ve anlamlandırıyor? Asıl olarak dikkat etmemiz gereken şey budur. Bunu kaçırırsak bundan sonra söyleyeceğimiz her şey aslında bir spekülasyondan öteye geçmeyecektir. İşte ben hiçbir sınır olmasın istiyorum, herkes istediğini yapsın istiyorum gibi böyle değişik sonuçlara gideriz. Bunları iyi ve kötü olarak değerlendirmiyorum. Veya biri de der ki ama olmaz. İşte tabii ki insan istediği her şeyi yapmak ister ama bir de toplum var. Toplumun da bir kısım kuralları var diye ne kadar söylem geliştirirsek geliştirelim. Yani bu ister böyle bireysel açıdan bakan böyle tırnak içinde mümkünse mutlak özgürlükçü. O ne demekse hani istediğimi yapmak diye hemen yanına bir açıklama getirdiğimiz aşırı bireyselci yaklaşımlar veya yok tamam da hani o kadar da bireysellik fazla, bir de toplum var, toplumu da korumak lazım deyip kimi de daha toplumsal olgulara vurgu yaparak tanımlayacaktır. O sadece o benliklerin kendi perspektiflerini mümkün olduğunca aslında diğerine kabul ettirme, bazen dayatma ile ilgili bir konu olacaktır. Bu şey gibidir yani. Yani mesela bir babayla veya bir ebeveynle bir çocuk ilişkisi gibidir. İşte ben her istediğimi yapmak istiyorum diyen bir çocukla beni hiç kimse sınırlayamaz, kimse bana
ne yapacağımı veya ne yapmayacağımı söyleyemez diyen böyle biraz hani ergen bir çocukla işte olur mu evladım bak kurallar var işte insanların hakkı hukuku var diyen birinin birbirleriyle yumuşak veya sert mücadelesine dönecektir. Ama ilk soru kaçırılmadığı zaman o zaman orada çok daha gerçekçi bir yaklaşım, gerçekçi bir analiz yapma imkanı bulacağız. Kim özgür olmak istiyor? Bu kimin özgürlüğüdür? Yani kim derken işte Ahmet, Mehmet işte benim özgürlüğüm falan. Biz o beni zaten anlamaya çalışıyoruz. Yoksa hani sen ben değil bu. Bu ben nasıl bir ben ki kendince bir özgürlük veya tutsaklık tanımlaması yapıyor. Değil mi? Mesela şöyle düşünün. Habil, Kabil karşısında o cevabı verdiğinde özgür müydü? Özgür diyorsak biz o cevabı verebilir miyiz? Biz çoğunlukla veremiyoruz. Yani diyelim ki herhangi bir imkanın, herhangi bir değiştirebilme imkanın olmayan bir durumda biri seni öldürmek istiyor. Sen bu duruma ne kadar özgür bakabilirsin? Değil mi? O bir çaresizlik oluyor değil mi hocam Heh, burada? işte bak şöyle. Çaresizlik mi yoksa bir özgürlük mü? Eğer ego düzeyindeysen, psikolojik düzeydeysen çaresizlik içinde olursun. Ve çaresizlik içinde ya işte ne yapalım? Hani mecbur kalıyoruz. Ama Habil'in oradaki cevabına bakın. Kardeşine diyor ki aslında bu iki insan tutumunun karşılaşması değil. İki bilinç düzeyinin karşılaşmasıdır. Orada Adem'in iki oğlu yani Adem oğlunun iki potansiyeli, Adem oğlunun iki farklı bilinç imkanı, Adem oğlunun tercih edebileceği iki farklı bilinç düzeyi anlamındadır. Orada Habil ne diyor? Eğer sen beni öldürmek için elini kaldıracak olursan ben elimi kaldıracak değilim. Ve eğer sen nefsinin bu arzu ettiği şeyi yaparsan hem benim varlığıma karşı hem de kendi varlığına karşı büyük bir günah yükleneceksin. Anlatabildim. Yani burada aslında dikkat edersek aslında burada bir özgürlük olduğunu görebiliriz. Yani orada Habil ölüme karşı özgür. Yani ölümün öldüremediği bir varlık olduğunun bilincinde. Ölümün onu yok edemediğinin bilincinde. Bir başkasının onun biyolojik ve değişken boyutunu etkilediğinde kendi öz varlığının dikkat edin bundan özgür olduğunun bilincinde. Biz öz varlığımızın özgür olduğunun bilincinde olmadığımız için bu kadar özgürlük konusunda hikaye anlatıyoruz. Yani senin öz varlığın ölümden özgür. Başkasının takdirinden, başkasının onayından, başkasının etkileyici bulmasından veya bulmamasından özgür. Başarıdan veya başarısızlıktan özgür. Her türlü ilişkiden özgür. Her türlü değişimden özgür. Bu noktaya aslında gelebilsek aslında şunu diyebiliriz. Özgürlük konusu hakkında bu kadar fazla konuşmayacaktık. Neden? Çünkü özgür olan bir birey, özgür müyüm, değil miyim veya işte özgür olamadığım durumlar nelerdir diye bir konunun tuzağına artık düşmez. Neden? Çünkü öz varlığı ve bilinci itibariyle özgürdür. Mesela hocam hayatı tanımlama ile ilgili değil mi bu? Yani insanın kendisi bir hayatı tanımlama noktası var. Hayatı tanımlamak değil bakın burada.
kendi öz varlığının ne olduğuyla ilgili bir bilinç diyelim. Hatta buna hani bunu böyle tanım olarak da görmemeli. Çünkü bu böyle hani ya işte böyle tanımlayalım. İşte biz özümüz itibariyle özgür varlıklarız. Böyle tanımlayalım gibi bir tanım değil bu. Bu bizatihi öyle olan bir şey. Öz varlığın sadece Tanrı'ya bağlıdır. Ben şunu demek istedim hocam. Yani herkes bunun farkında değil ya. Hani kişi hayatı bir şeyle tanımlıyor. İşte ona da affediyor. Hayat dediğim budur diyor mesela. Tamam. İşte bak şöyle, burada ne var zihinde? İşte herkes böyle düşünmüyor. Mesela bu büyük bir tutsaklık düşüncesi değil mi? Mesela herkes böyle düşünmüyor. Yani ne alakası var değil mi aslında öz varlığın? Ama bakın psikolojik düzeyde öyle değil. Psikolojik düzeyde işte herkes böyle mi düşünüyor? İşte sen de böyle mi bakıyorsun? Veya kendime taraftar arıyorum. Ya kim benim gibi düşünüyor? Veya bizim gibi düşünenler kaç kişi? İşte biz mi daha güçlüyüz, onlar mı daha güçlü? Biz eğer daha güçlü olursak daha özgür oluruz. Ama daha azınlık olursak orada özgürlüğümüz zayıflar gibi. Bakın aslında ne tür şeylerin tutsağıyız. Mesela hocam siz hakikat boyutundan bahsediyorsunuz. Size Kur'an-ı Kerim'de hani inna lillahi ve inna ileyhi raciun ya, yani genel itibariyle ben bunu şöyle düşündüm. İmamlar bunu yani cenaze namazında sima etmiyor. Halbuki yani Allah'tan geldiniz, Allah'a dönüyorsunuz. Biyolojik varlığın dışındaki hakikatin farkında olduğu kabil o yüzden özgür olarak olabildiği gibi. Değil mi? Öyle anlamalıyız. Peki bir şey soracağım. Burada ölümden mesela korkmanın temelinde ne olduğunu düşünüyorsunuz? Yani ölüm dediğimizde ne düşünüyorsunuz? Ölümden korkmanın temelinde ölümsüz varlığımızı unutmak yatar. Bir çay alabilir miyim? Ölümden korkuyor. Düşünürsen ölümden korkuyorsun. Yani, hocam yani o şekilde. Korku bir şeyi kaybetmekten doğar. Bir şeyi kaybedebileceğimize inandığımız ölçüde korku duyarız. Orada şunu hatırladım arkadaşın söylediği ifadeyle. İnne lillah ve inne ileyhi raciun. Ondan geliyoruz, ona dönüyoruz. Peki arada ne var arkadaşlar? Bunu düşündük mü? Her şey var. Arada gerçekte olacak olması gereken şey, yani en doğal halinde olması gereken şey innallâhe me'ana, Allah bizimledir aslında. Hani inne lillâh ve inne ileyhi raciûn'u kim diyor? O arayı unutan söylüyor. Allah da diyor ki o arayı unuttun ya diyor, bari bunu unutma, bari ondan gelip ona gittiğini unutma yani. Ama onun bilincindeysen innallâhe mâne, Allah seninledir, Allah benimledir. O kişi için artık inne lillâh ve inne ileyhi râciûn ifadesi gereksiz kalır yani. Sürekli onunlasın, sürekli onunla olan için o ifade zaten o sürekli seninle ise o zaten o cümle de onun içinde zaten mündemiçtir eskilerin ifadesiyle. O yüzden dikkat edin, özgürlük istediğini yapmak gibi böyle çok ne diyelim arzu ve korku temeline oturmuş bir şey değildir. Varlık istediğini yapmaya özgürdür. Yani varlığını idrak ettiğin zaman ben istediğimi yapabilirim diyebilirsin. Ama sen şu anda varlığının
gerçek varlığının farkında değilsin. Biyolojik bedeninle psikolojik düzeydeki arzu, tutku, korku, beklenti, işte gerçekleştirmek istediğin hayaller, kurgular, kendini görmek istediğin bir yer, bunlara bağlı olarak bir şeyleri istiyorsun veya istemiyorsun. Ben istediğimi yaparım dediğinde, mesela sen kendini anlatmamayı isteyebilir misin? Ya ben istersem kendimi hiçbir zaman anlatmam. Buna çünkü zorunlu bir ihtiyacım yoktur diyebilir misin? İçinden bir şey fışkırır. Kendimi anlatmam lazım. Hani söylemeyeyim de öleyim mi? Değil mi? Derler bazıları. Halbuki aslında sen o aslında dikkat edin bakın kendini ifade etmek değil o. İçerideki bir arzuyu, içerideki bir kimliği ifade edememezlik edemiyorsun. Bir şey seni orada zorluyor aslında. Peki sen ona karşı özgür olabilir misin? Sen bir arzuya karşı özgür olabilir misin? Mesela ölüme karşı özgür olabilir misin? Ama bu böyle boş bir şekilde slogan atmak anlamında değil. Gerçekten özgür olabilir miyim? Bu aslında neye bağlı olarak idrak edilebilir arkadaşlar? Aslında değişken, ölümlü ve geçici olan eklentilerimizle hakiki, asıl ve değişmez olan kendimizi ayırt etme bilincine sahip olmakla biz özgürleşebiliriz. Yani değişken, geçici, doğum ve ölüm ile tanımlanabilecek tarafımızı aslında o biz kendimiz değiliz. Bunu özellikle hatırlatıyorum ve kelimelerimi bu anlamda özenle seçmeye çalışıyorum. O bizim eklentimizdir. Yani beden benim eklentimdir. Psikolojik boyut benim eklentimdir. Bana eklemlenmiş bir şeydir. Kime eklemlenmiş? Bana. Peki ben neyim? Ben ilahi ruhu, özü taşıyan ve onun ölümsüzlüğünün bilincinde olan ve onun her an Allah'la bağlı olduğunu, Allah'la ilişkili olduğunu hatırlayan, fark eden biriyim. Peki böyle bir kendilik bilincinin, böyle bir kendilik halinin özgür olmak gibi bir hikayesi olur mu? Mesela biz niye özgür olmakla ilgili düşünceler taşıyoruz? Çünkü içimizde bir şey arzu ediyor, bir şey korkuyor. Bir şey hayal ediyor. Mesela en çok en çok problemini yaşadığımız şeylerden biri nedir? Hayallerimi gerçekleştirmeme izin verilmiyor deriz, değil mi mesela? Mesela hayallerini gerçekleştirmeye veya gerçekleştirmeme durumuna karşı ne kadar özgürsün? Ve öyle bir yerde duruyorsun ki sanki hayallerini gerçekleştirebilirsen var ve tam olacaksın. Hayallerini gerçekleştiremeyecek olursan eksik, yarım veya hiç olacaksın. Şimdi böyle bir insan düşünün. Böyle bir insan özgür olabilir mi? Yani hayalleri var ve hayalleri gerçekleşirse tam, hayalleri gerçekleşmezse felaket. Böyle bir insan özgür olabilir mi? Ya peki hayalleri gerçekleşmesini arzu ediyor diyelim. Doğal olarak diyorum ben. Fakat gerçekleşmese benim hayatım darmaduman oldu demeyecek. Bir beklentide diyelim. Bu çok doğal değil mi yani? Mesela tabii bak bu biraz doğal olabilir. Yani mesela şu dünya hayatında şöyle bir hayalim var. Bak böyle bu düzeyde bir hayal. Bak doğru tanımlanmış bir hayal. Değil mi? Mesela ben işte insanların
maddi olarak da psikolojik olarak da huzurlu olmalarını hayal ediyorum. Kimsenin zor ve sıkıntı içinde olmamasını hayal ediyorum. Bu güzel bir hayal. İşte hiç savaş olmamasını hayal ediyorum. Hayal edebilirim. Bunun için çaba da gösterebilirim. Ama bu gerçekleşmediğinde bu bende böyle bir kayıp, bir mahrumiyet, bir eksiklik hissi uyandırmaz. Varlığıma dair bir eksiklik hissi uyandırmaz. Anlatabildim. Hani bu şey gibidir. Hani bir çocuk mesela böyle oyun oynar, güzelce oyun oynar, ciddiyetle oyun oynar. Ama diyelim ki oyunu istediği şekilde bitmedi. Çocuk oyunu bırakır ve hayata devam eder, değil mi? Çünkü o oyunun düzeyini bilir. O oyunun varoluş düzeyini bilir. Anlatabildim mi? Mesela ben hayal ederim, işte evleneyim, çoluk çocuğum olsun falan, böyle mutlu bir yuvam olsun, edebilirim, bir mahsuru yok. Peki olmadığında böyle bir eksiklik, böyle bir tarafın sanki böyle bir şey olmuş, hani yaralanmış, böyle bir incinmiş gibi, bir tarafın eksik gibi hissediyorsan orada çalışman gerekir. Anlatabildim? O yüzden bedenin de psikolojik boyutunda kendine göre bir doğası vardır. Mesela fiziksel olarak sağlıklı olmak iyidir yani. Psikolojik olarak diyelim ki istediğin şeylerin gerçekleşmesi hoş olur, kötü değildir. Bunları gerçekleştirmek için hareket etmelisin, tabii edebilirsin. Ama bakın, kendini unutmadan bunu yapman gerekir. Bizim şu an yaptığımız birçok şeyi biz kendimizi unutarak yapıyoruz. O yüzden zaten arızalar doğuyor. Yani kendini unutmaktan kastımız şu: ölümsüz, yaradanla şah damarından daha yakın, hiçbir eksiği olmayan, değil mi? Tanrı'nın üflediği ruhu taşıyan, şimdi bak nasıl bir varlık bu, değil mi? Peki sokakta hiç böyle bir varlık gördünüz mü? Güçlü bir varlık, eklemlenen beden ve psikoloji nereden oluyor bu kuvveti de? Bu denli güçlü bir varlığın önüne geçebiliyor. Evet, işte bu hayret verici bir şey. Evet, değil mi? Yani değil ama mi? Ciddi olarak bunu düşünün, bakın hayret verici bir şey aslında bu. Aslında dikkat edin, uyuduğunuzda o sizi tutsak alan şeyin büyük bir çoğunluğu gidiyor, değil mi? Hani içinizde öyle hikayeler kalmıyor. Aslında her gece yatarken ve kalkarken bir hayret etmeniz gerekir. Ya bak, uyurken hiçbir, hani doğal olarak uyuduğunda hiçbir ızdırap, eksiklik, yetersizlik, işte kendimi ispat etmeliyim falan, bak hiçbiri yok. Hakiki doğal uykuyu kastediyorum. Kabuslarla dolu olan uykudan bahsediyorum. Hani mesela o çocukluğunuzda uyuduğunuz uykuyu hatırlayabileniniz varsa onu hatırlayın. Aslında bakın orada ne var? Orada aslında yaratıcının bize özgürlüğümüzü biraz hissettirdiği, biraz sezdirmeye çalıştığı bir durum var aslında. Her uyuduğumuzda aslında özgürlüğümüzü tekrar hatırlayabiliyoruz. O benlik, İsmail, kendini işte ispat etmesi gereken, işte şunu anlatacak, bunu anlatacak, şu kitabı yazacak, şöyle reklam yapacak, şöyle kendini tanıtacak, işte kendini sevdirecek, sevmeyenlere sitem edecek, kırılacak, alınacak, mutsuz olacak, istediği bir şey olmadığında kendini şanssız hissedecek. Bakın hiçbiri yok. Hiçbirinin olmadığı bir durum. Ama i̇şte, olmadığını da bilmiyor. Uykudayken onu da bilmiyoruz ki, küçük benlikler de yok, öz de yok sanki. Yani hiçbir şey yok, olmasa yok, hiçbir yani. Şey öyle mi acaba? Yok muyuz? Farkında değiliz ya. Evet, farkında değiliz ama o an aslında özdesin. Yani aslında tırnak içinde yaratıcının kollarındasın. Onun rahmetindesin. Hocam mesela şöyle bir ayet var. Çeviride bana göre yanlış okuyorlar da,
onlar Allah'ı unuttu diye çeviriyorlar. Hani onlar kendi yaratılışını unuttu, Allah da onlara kendi varlıklarını unuttu. İşte dünya hayatı da... O yorumu biraz o ayetin hakikatini tam idrak etmeyenlerin yaptığı bir yorum olarak görüyorum. Çünkü ayet literal olarak onlar Allah'ı unuttu diyor. Nesullah diyor. Onlar Allah'ı unuttu, Allah da onlara kendilerini unutturdu. Literal tanımı budur. Ama işte onlar Allah'ı unuttu, Allah da onlara kendilerini unutturdu. Hani bu çok böyle tırnak içinde modern zihniyete tam oturtamadığımız bir şey. Ne demek yani? Onlar Allah'ı unutunca kendilerini de unutmuş oluyorlar. O zaman Allah'ı hatırladıklarında kendilerini mi hatırlamış olacaklar? Aslında böyle. Ama bunu modern zihin kabullenemiyor. Bu sefer ne yapıyor? Onlar Allah'ın yaratılışını unuttular diyor. Hayır, onlar Allah'ı unuttu, Allah da onlara kendilerini unutturdu. Neden? Çünkü kendilik Allah'la bağlantılı bir şeydir. Kendilik Allah'la bağlantılı bir şeydir. Ama bunu modernize etmeye çalışınca o tür yorumlar çıkabiliyor. Her neyse, evet. Aslında uykuda o uyanıkken kendimizi kaptırdığımız ve büyüsüne kapıldığımız ve hipnotize, onu kendisiyle hipnotize olduğumuz kişilik, ona bağlı olan kimlik gidiyor. Ya da rüyayla gözüküyor mu acaba? O ayrı bir şey. Bakın, gerçek uyku aslında rüyasızdır. Anlatabildim mi? Uykuda biraz uyanmış mıyız? Evet, aslında uykuda biraz uyanmış oluyoruz. Ama uyanmış olduğunun farkında olmak söz konusu olursa, o tam olarak uyanmış olduğunun da bilincinde olmayı sana kazandırmış olacak. Ama uyanmışsın ama ona şahitlik eden bir kimse o an bulunmuyor. O yüzden farkında değilsin. Yok gibi görünüyor. Yani sanki aslında ne diyoruz biz çoğunlukla? Hani uykuyu, bazıları böyle dünyayı çok seven arkadaşlarımız böyle uykuyu bir kayıp saat olarak görürler. Halbuki uyku senin aslında gerçek şeyindir. Yaşam hallerinin bir durumudur. O yüzden uyku Allah'ın büyük bir nimetidir. İyi ki bu kafayla 24 saat uyanık değiliz. Yani bu kafayla, ama bakın dikkat edin, bu kafayla. Bu kafayla 24 saat uyanık olsaydık, zaten hani günümüzde çok tartışılır. Böyle 24 saat bu kafayla uyanık olursan belli bir zaman sonra psikolojin bozuluyor. Ama ermiş olanlar için bu geçerli değildir. Onlar her durumda uyanıktırlar. Hatta kamil insanların, evliyaların uykusu bizim uykumuz gibi derin değildir, tırnak içinde. Çünkü onlar o uyanıklık bilincini günlük zamana da yaymışlardır. Onlar gerçek uyanıktırlar ve o uyanıklığı yaşarlar. Ama sen şu anda bir taraftan telefon, bir taraftan insanlarla olan ilişkilerin, bir taraftan hayallerin, korkuların, beklentilerin, geç kalmışlıkların, hataların, kendini suçlamaların, işte keşkelerin içinde aslında bir düşün. Ne kadar özgür olabilirsin acaba? Yani özgür olmak başkalarına karşı bir tutum mudur? Dikkat edin, modern zihin ve bireyselcilik bizi oraya sürüklüyor. Yani başkalarının beni kısıtlamasıyla benim kendi kendimi bir cenderenin içine sokmam düşünülürse hangisi daha fazla acaba hayatta? Herkes her dakika benim boğazımı mı sıkıyor? Ama öyle benliklerim var ki beni sürekli bazen hatalarla, işte sen suçlusun, sen niye bunu yaptın, bunu yapmamalıydın, kafan bassa bunu yapmazdın. Bazen işte o seni niye önemsemiyor, o sana niye değer vermiyor, o seni niye kabul etmiyor, kimsenin değerini biliyor ki, işte sen kendi değerini ispat edemedin ki, kendine kötülük ettin falan filan,
o kadar bir hikayenin içinde kendini tutsak ediyorsun ki sen bunlardan ne kadar özgürleşebiliyorsun? Bunlardan özgürleşebilmen sende belli bir özgürlük oluşturacaktır. Ama düşün, hafif bir özgürleşiyorsun. Mesela ben bazen diyorum ki arzularını bırak, korkularını bırak, keşkelerini bırak, günahlarını bırak, sevaplarını da bırak. Hepsini bırakınca böyle insan doğal olarak bir rahatlıyor, değil mi böyle? Hani ister inançlı ol, ister inançsız ol, böyle bir rahatlıyorsun. Neden? Çünkü aslında özgürleşiyorsun. İşte falanın filanın çocuğuyum, o beni sevdi, o beni sevmedi, işte hak ettiğim değeri bulamadım, anlaşılmadım. Bütün bunları bırak diyorum ve bırakınca insan bir rahatlıyor. Niye rahatlıyorsun? Çünkü aslında biraz onlardan özgürleşiyorsun. Ve aslında dikkat etsen ve buraya tutunsan, daha doğrusu buranın özgürleştirici ve doğal halini fark etsen, çünkü senin bu özgürlüğünü kıskanan veya bu özgürlüğünü bozmaya çalışan benlikler var. Ya ama bu çok boş ya, böyle biraz action olmalı, böyle bir acı, hüzün, kızgınlık, öfke, birilerine gıcık kapmalısın. Ben falanı sevmiyorum, nefret ediyorum demelisin. Falanı da çok seviyorum demelisin. Bir şey olmalı yani, böyle bir çift kutupluluk olmalı ki sen orada sanki lan bak ben yaşıyorum hissine giresin. Sanki o olmadığında ya böyle hayat çok dümdüz gidiyor gibi geliyor insana. Ve sen o benliğin tuzağına düştüğün için tekrar aynı hikayeye kapılıyorsun. Mesela bir de şey diyor, lan sen böyle güzel gidiyor ama böyle millet malı götürürken sen böyle mal gibi duracaksın yani. Falan. Herkes bir şey kapma yarışında yani. Sen acaba böyle İsmail Bey'i dinleyerek şey mi oluyorsun diyebilir değil mi mesela? Ve hemen lan hakikaten ya doğru ya, millet ne biçim malı götürüyor. Herkes bir şeyin peşinde böyle. Ben böyle bazı arkadaşlarım vardır, çok üzülürüm. Mesela nasıl gidiyor hayat? Mücadele ediyoruz abi. Hep mücadele ediyor. Bir gün dedim ki kardeşim dedim senden bir ricam var. Mücadele etme. Ne yapayım dedi. Gayret et dedim. Yani mücadele niye ediyorsun? Hep mücadele, mücadele, mücadele. Kaldı. Çünkü sahte bir benlik var. Öyle seni programlamış. Ha. Sürekli mücadele. Ya bir dur ya. Yani senin vücudun, kendi vücuduna bir bak bakalım. Vücudun mücadele içinde mi yani? Mesela diyelim ki kalp şey mi diyor? Ya bıktım sizden artık ya. Ben artık kendime bakacağım mı diyor. Böbrek hep kan mı süzeceğim diyor. Benim de rahatlamaya ihtiyacım var falan mı diyor. Yani mesela vücudunda bir mücadele mi var? Öyle bir şey hissediyor musun? Bak vücudun neye karşı mücadele ediyor? O vücudun, bedenin doğasına aykırı olan şeylerle mücadele ediyor. Dikkat edin, kendi kendiyle mücadele ettiğinde ne oluyor? Tıpta otoimmün hastalıklar denen ve muhtemelen modern çağın bir hastalık ürünü olan bir şeye kapılıyorsun. Yani o egon, o sahte benliğin mücadeleyi içeriye de pompalıyor. Ve bir bakıyorsun. Gayret kelimesi ne kadar güzel geldi. Evet. Şimdi. Beden ne yapıyor bu sefer? Diyelim ki sinirlerin kılıfıyla mücadele ediyor. Sinir kılıflarını bozuyor. Bu sefer işte o otoimmün hastalıklar dediğimiz, yani vücut kendi kendine kavga ediyor. Kendi kendiyle kavga ediyor yani. Anlatabildim. Halbuki hayatta gayret et. Hayat gayret taşır. Mücadele, hayattaki mücadele çok sınırlıdır. Ama bir ego seni öyle bir şey yapar ki, öyle bir kendi arzu ve kurgusuyla seni kuşatır ki, bak hayat mücadele. Böyle mücadeleyi bir bıraktın mı düştün. Öyle bir şey yok. İşte özgürlük dediğimiz şey aslında bunlardan özgürleşmektir. Seni sahte bir şeyin içinde olmaya sevk eden ve asla bırakamayacağım dediğin. Mesela bazı böyle güce tapan, deyim yerindeyse, veya işte güçlü olmayı
her şeyin üstünde gören bazı insanlar vardır. Ya biraz bu güçlü olmayı bırak dediğinde sanki onlara hani öl git yani. İşte boş yaşıyorsun o zaman. Ezik olup gideceksin diyorsun gibi geliyor. Neden? Çünkü o güç istenci dediğimiz, güçlü olma arzusu dediğimiz bir arzuya kapılmış. Sen ona ya bu kadar güçlü olma arzusunu duyma. Yani bu demek git zayıf ol, git böyle ayak altında ezil demek değil ki. Bak güçlü olma arzusunu bırak yani. Bak mesela vücudunda, bedeninde herhangi bir şey en güçlü benim diye dayatsa ne olur? Kanser olur işte. Der ki ben kendimi büyütüyorum. Diğerlerinin canı cehenneme, en güçlü ben olacağım diyor. Senin vücudunda bir kanser odağı oluşuyor. Ve ne yapıyor? Senin vücudunu kendisi adına yemeye başlıyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla aslında insan özgürleşmek istiyorsa beğenilme arzusundan, başarılı olma mahkumiyetinden, bakın dikkat edin, başarılı olmaya mahkumum diyor aslında birçok insan. Çünkü başarılı olmazsam batarım diye bakıyor. Yoksa ya şu konuda başarılı olmak güzel bir şey, insani bir şey, fıtri bir şey. Mümkün olduğunca bu konuda başarılı olmaya çalışacağım diyen doğal bir bilinç halinde olmak ayrı bir şey. Başarılı olursan şükredersin, başarısız olursan yine Rabbine şükredersin. Dersin ki başarısız olmaktan dolayı beni yıkmadığın, yıkılmama bilincini bana idrak ettirdiğin için şükürler olsun. Bakın başarısızlık da şükre vesile olur. Değil mi? Evlenirken de şükredersin. Boşanırken de ya bak ne kadar güzel. Rabbim bana kendisine ait ve bağlı bir varlık olduğumu bana idrak ettirdi. Boşandın diye veya bir arkadaşlığın, bir dostluğun bozuldu diye yıkılmadın. Çok şükür. Değil mi? Bak her şey doğru bir yerden baktığında şükre vesiledir. Diyelim ki çok zenginsin. Çok şükür ya Rabbi bana bu emaneti teslim ediyorsun. Ben de bunun farkında olarak bunu kullanmaya çalışıyorum. İflas ettim. Çok şükür. Çünkü paranın, maddenin beni ne var edeceğini ne de yıkacağını idrak ettim. Çok şükür. Bak hiçbir şey senin o mutlak varlıkla olan bağını unutmadığın için hiçbir şey senin yıkılmana sebep olmuyor. O zaman sen dikkat et. Diyelim ki zengin olmaya karşı da özgürsün. Maddi olarak fakirliğe karşı da özgürsün. Evlenmeye karşı da özgürsün, boşanmaya karşı da özgürsün. Mutlaka evlenmem lazım. Neden? Ya işte evde kalmış diyecekler, bir, kimse beğenmedi diyecek, onu diyecekler, bunu diyecekler. Bak özgür değilsin. Mesela evlenmeye karşı özgür değilsin. Hani evlilik fıtri bir şeydir ama bak ona karşı sen özgür değilsin. Boşanmaya karşı da özgür değilsin. O zaman ikisine karşı da özgür bir yerden bakman gerekir. İşte o zaman daha doğru evlenirsin, boşanırsan da daha doğru bir şekilde boşanabilirsin. Değil mi? Evet. Ve boşandığında eşini öldürmesin hocam. Kesinlikle öyle, bence de. Özgürlükten nerelere geldik değil mi? Hani boşandığında genelde erkekler eşini öldürüyor. Yani çünkü bakın o özgür değil. Biz onun güçlü olduğunu zannediyoruz. Yani diyelim ki bir ayrılık durumunda eşini veya neyse nişanlısını öldüren insan özgür olduğunu bildiğinden değil. Tutsaklığın en derin noktasında o tutsaklığını kabul edemediği için öldürüyor. Yani aslında şunu demek istiyor. Ben senin bana itaat etmene muhtacım. Son sözü ben söylemeye muhtacım. Ama son sözü sen söylüyorsun, ben bunu kabullenemiyorum, o zaman seni öldürüyorum. Bu dikkat edin bir özgürlük müdür, bir tutsaklık mıdır?
acizliğin aynı zamanda da kabul edilememesi. Bakın oraya da karşı özgür değil. Yani acizliğini görmeye de özgür değil. Onu da kabullenemiyor. Ona karşı da özgür değil. Dolayısıyla bakın bu perspektiften baktığınızda özgürlük nedir? Tutsaklık nedir? Hakikaten bir daha düşünmek durumunda kalacağız. Çünkü sahte benliklerin üzerinden düşündüğümüz müddetçe hiçbir zaman özgürlük nedir, tutsaklık nedir bunu anlayamayacağız. Birisi seni küçümsediğinde sen özgür olabiliyor musun? O an özgür müsün? Ya da birisinin seni küçümsemesine karşı, yok saymasına karşı kendi varlığının bilincinde olduğun için özgür müsün? Onun seni yok saymasının senin varlığını etkilemediğinin bilincinde olarak özgür müsün? Hayata ve ölüme karşı özgür müyüz? Değil mi? Hayata, yani bu biyolojik hayata ve ölüme karşı özgür müyüz? Yani ne hayatın sana, yani senin öz varlığına kattığı bir şey var, ne de ölümün senin öz varlığından aldığı bir şey var. O sadece bir deneyim. Hani Yunus Emre'nin ifade ettiği gibi, ete kemiğe bürünüp böyle bir deneyim yaşıyorum. Sonra büründüğüm eti kemiği bırakıp yoluma devam ediyorum. Yani sadece aslında bir deneyim farkı yaşıyorum. Şu anda ete kemiğe bürünerek deneyim yaşıyorum. Bir zaman gelecek eti kemiği bırakıp bir deneyim yaşayacağım. Ama benim öz varlığım o Yaradan'a bağlı. Onun bir eksiği yok. Onun bir hikayesi yok. Bakın, müminler cennette yaşadıkları deneyimleri birbirlerine anlatacaklar. Kendilerini değil. O yüzden ayette der ki onlar karşılıklı sedirlerde dünya hayatıyla ilgili yaşadıklarını aktarırlar. Birbirlerine anlatırlar. Yani dur ben bir kendimi anlatayım. Biraz kendinizi anlatır mısınız falan değil yani. Hepimiz aynı kendiliyiz. Cennette hepimiz ilahi mutlak varlığın parıltılarıyız yani. Şey gibi, güneşin parıltıları gibi. Sadece deneyimlerimiz farklı ve birbirimize deneyimlerimizi anlatıyoruz. Ne kendimizi üstün görerek ne de ya işte ben biliyor musunuz çok şanssızdım. Neyse bunlardan bahsetmeyelim falan gibi bir şey yok orada yani. Orada sen gerçekten özgür bir varlık olarak o deneyimini paylaşıyorsun. Ya ben dünya hayatında kimse beni anlamadı. Çok ilginç bir deneyimdi. Evladım bile anlamadı. İlginç bir deneyimdi. Hocam peki orada format mı atılıyor? Nasıl o seviyeye giriyor insanlar? Kendine dönüyor. Kendi dışındaki her şeyi bıraktığı için format atılmıyor. Atılan formatı bırakıyor. Anlatabildim mi? Atılan formatı bırakıyor. Biz şu an format atılmış durumdayız. Yani gerçek formatımız yanlış bir şekilde hackerlar tarafından, korsanlar tarafından sahte bir şekilde formatlanmış durumdayız. Biz bu formatı bırakmaya çalışıyoruz. Bakın telefonlar, televizyonlar, sosyal medya sürekli bizi formatlıyor. Ve ailemiz ilk başta. Tabii ailemiz yani, olabilir, her şey. Yani olacağım, dışarıda gördüğün her şey seni ya fıtratına göre hatırlatmada bulunur ya da seni kendi aldandığı şekilde formata sokmaya çalışır. Hocam tam burada kendimize şu soruyu sorsak, kendimize hangi başkanın gözünden bakıyoruz diye. Evet. Aslında güzel, değil mi? Tabii. Yani işte aslında din ve maneviyat kendine Tanrı'nın baktığı yerden bakmaktır aslında. Mesela Kur'an ne diyor? Allah sizin suretlerinize, Allah sizin maddi görünümlerinize bakmaz.
Değil mi? Bak Allah nereden bakıyor? Allah diyor ki ben seninleyim, sen kiminlesin? Ben seni bir fıtrat üzere yarattım, şu an nasılsın? O fıtratta mısın? Bunu sana soruyor. Yoksa medeni halini de sormuyor, ekonomik halini de sormuyor. İşte neyi başardın diye de sormuyor, CV'ni bir getir bir bakalım da demiyor. Hiçbirini sormuyor. Onun için bakın din çok kıymetli bir şeydir. Yani hakikati itibariyle çok kıymetli bir şeydir. Din kendine Allah'ın gözüyle bakabilmektir. O neye bakıyor? Senin fıtratında olup olmadığına bakıyor. Fıtratında değilsen bak şuraya dikkat et diyor. Fıtratındaysan o fıtratının zaten içinde var olan mutluluk ve sekinet içindesin. Ve hiçbir şey seni kandıramıyor. Ya işte biri sana sen şunu başarabildin mi? Sen ne yaptın? Sen kaç dil biliyorsun? Ne kadar para kazanıyorsun? Araban niye böyle eski? Niye değiştirmiyorsun? İşte birileri bana hava atıyor ama ben onlara göstereceğim. Öyle mi diyorsun? Hocam bu telefonu nasıl kullanıyorsun ya? Evet. Dolayısıyla dikkat edin. Din bizi sahte formatlardan kurtarır. Ve seni hakiki formatına, hakiki fıtratına çağırır. O yüzden Rum suresi 30. ayet zannediyorum. Allah'ın üzerine fatrettiği dine çağır. Yani Allah seni hangi hakikat üzere, hangi varoluş bilinci üzere yaratmış, ona bak, din de buna çağırıyor seni. Yani dinle fıtrat birbirine aykırı değildir. He, ama bizde o yanlış formatlardan dolayı o kadar arzu, korku var ki, işte diyelim ki anne babamız bizi bir şeyle korkutur. Bak işte seni sevmeyecekler, biz de ha bak beni sevmeyecekler, o zaman kendimi sevdireyim. Veya işte sevmesinler, ben de onları sevmiyorum deyip bir de reaksiyon da verebilirsin. İkisi de yanlış format yani. Anlatabildim mi? Hani kimsenin sevgisi benim umurumda değilim de yanlış bir formattır. Kendimi sevdirmem lazım demem de yanlış bir formattır. Sen doğal olarak varoluşunu gerçekleştirirsin. Seven sever, sevmeyen sevmez. Bu senin problemin değildir. Sen birini ötekinden öz varlığın itibariyle ayırmazsın. Onun için Kur'an'da Allah peygambere ne diyor? İnsanlar şu an seni çok seviyor, sana çok bağlı, etrafında bulunuyorlar. Dağılıp ama giderler. Dağılıp giderlerse, bak bunu unutma, Allah sana yeter. Yani hemen onlar senin formatını bozmasınlar. Hani vardır ya bazen böyle birinin etrafında 10 kişi toplanır, adam kendini bir şey zanneder. İşte ben ve talebelerim. Ya sen kimsin? Talebelerin kim yani? Hani sen nasıl böyle bu kadar çabuk özdeşleştin? Değil mi? Ama ego işte bu. Öz unutulunca tutunacak bir şey arıyor. Hocam gün içinde yani sürekli o bahsettiğiniz formatımız bozuluyor ve namaz da aslında sürekli öze çağıran, sürekli bizi hatırlatan. Tabii doğal şey olarak yani aslında salat kavramı böyle birçok kelime olarak, kök olarak birkaç şey için kullanılır. Bir tanesi de aslında omurgadır. Yani bedeni ayakta tutan omurgamızdır değil mi mesela? Anlamı da bir tanesi de budur. Aslında namaz seni o eğrilip büyürülen işte bir kısım arzulara, bir kısım korkulara, bir kısım beklentilere, bir kısım hayallere doğru seni eğip büken şeyden tekrar doğru merkezine konumlanıp ama o bilinçli olarak olabilme bilinci yapmak yani. Tabii. Yoksa aslı bu yani. Aslından bahsediyoruz. Yani dolayısıyla namaz bizi yani insanı o hakiki varlık merkezine tekrar döndüren, hani bazen böyle omurgamızı kütlettiririz ya böyle, hah tamam rahatladım be. Yani modern tabirle namaz hocam. Aslında biraz o. Tabii bazen iyice
kambur olmuştur, bazılarının iki büklüm olmuştur, artık kolay kolay düzelmiyoruz. Yani mesela öyle bir şanssızlık veya öyle bir mağduriyet veya öyle bir kendimizi haksızlığa uğramış hissederiz ki sanki böyle hani elimden bir şeyi aldılar ve ne olursa olsun artık hani kolay kolay mutlu olamam. Yaşım gelmiş 35-40'a falan, benim 56'ya gelmiş. Yani biyolojik yaşımız bu aslında. Ama bakın egomuz bizi sahte şeylerle, işte yaşın şuna gelmiş, artık bundan sonra yaşasan ne olur diyor mesela, değil mi? Yani senin omurgan kırılmış bir kere. Sen istersen her gün namaz kıl, eğer bunu değiştiremezsen senin omurgan kırılmış yani. O manevi omurga hissedilemiyor ki. Namazında bile kırık omurgayla, ya Rabbi şunun belasını ver, şunu şey yap diye. Yani Allah'la olan diyaloğundan ziyade o yanlış formatlanmış egonun hikayesindesin yani. İşte şuna beddua okursam tutar mı? Lan tutsa ne olur, bir düşünsene. İşin o mu acaba? Biri sana büyük kötülük yapmış. Tamam. Ya bırak. Allah bilmiyor mu? Senin bunun davasını gütmene gerek var mı? Senin sürekli bunu hatırlamana ihtiyacın var mı? Mesela bak, bundan da özgürleşmelisin. Kırılganlıklarından da özgürleşmelisin. Ben şunlara kırıldım, şuna kırıldım, buna kırıldım. Şunu hiçbir zaman affetmeyeceğim. Bak bunlar da senin özgürlüğünü kısıtlıyor. Değil mi? Annen, baban, arkadaşın, ilkokul öğretmenin, ya yapmış bir yanlış, ne yapalım? Ya şimdi ben sürekli ona kırılmışlıkla mı ömrümü geçireyim? İşte ama beni çok etkilediler. Ya tamam etkilediler ama peki Allah mı daha etkili, ilkokul öğretmenin mi? He? Değil mi? Bir düşünmüyor musun? Allah mı etkili, ilkokul öğretmenin mi? İlkokul öğretmenim etkili demiş oluyorsun sen. Allah sana diyor ki, seni en güzel kıvamda yarattım. Sen şöyle bir doğrulup, ya Yaradan beni en güzel kıvamda yaratmış. Velev ki ilkokul öğretmenim senden adam olmaz dedi diyelim. Veya bunu belki anne babam dedi diyelim. Ne olacak? Allah mı daha etkili yoksa bir kul mu, bir insan mı? O zaman şunu kendine sor. Sen kimin gözüyle kendine bakıyorsun? Çok basit bir soru ama çok önemli bir soru. Kimin gözüyle kendine bakıyorsun? Bu insanın özgürleşmesi için çok önemli bir sorudur. Kimin gözüyle kendine bakıyorsun? Veya tırnak içinde bir başka taraftan soralım. Kimin gözüne girmek istiyorsun? Değil mi? Veya hocam, kimi etkilemek istiyorsun? Başaramayız diyoruz. Yani genel itibarisini anlattıklarınızı, hani kendi adıma konuşursam tamam doğru kabul ediyorum ama hayatın işte, o zaman noktasına geldiğinde işte bakın o kadar orada, formatlanmışız evet. Ki doğal merkezimize, kaynağımıza dönemeyeceğimizi zannediyoruz. Veya şöyle hikayeler oluyor. Dur şunu bir gerçekleştireyim. Hani şunun bir hesabını göreyim ondan sonra. Veya işte şunu başarayım. Böyle bir rahatlayayım. Ondan sonra öyle maneviyata döneceğiz. Çünkü bir yerde biri, bir benlik bizi sürekli diyor ki ama önce kendini insanlara ispat et, ondan sonra Allah'a ispat edersin. O zaman senin gözünde hangisi hakiki referans? Allah mı, insanlar mı? Peki insanlardan mesela ne kadar özgürleşebiliyoruz, değil mi? Peki insanlardan özgürleşmek demek topunuzun Allah belasını vermek demek değil. Bakın yani, ego öyle bir sahte özgürlük tuzağına düşüyor ki ya insanlara çok kıymet vereceğim ya da hepsinin Allah belasını versin diyeceğim. Ya bak ikisi de tutsaklık. Sen ne oradasın ne öbüründesin. Kendimi insanlara ispat edeceğim. Ya bıktım insanlardan, umurumda değiller. Bak ikisine de ihtiyacın yok. Sen fıtratının doğal halini yaşa. Bu sana yeter. İnsanlara göre, bakın dikkat edin, insanlara göre bir özgürlük hikayemiz var. İşte ben insanlara çok yardım ediyorum, işte samimi davranıyorum, birlikte olalım diyorum. Ama işte insanlar kıymetimi bilmiyor veya işte bunun
kıymetini görmüyorlar, fark etmiyorlar. O zaman canı cehennem, hepsinin canı cehennem. Hiçbirine ihtiyacım yok. Ama bunu derken de içerideki gene tutsak. Çünkü bunu özgür bir yerden söylemiyor. Tutsak bir yerden söylüyor. O yüzden bakın, düşmanınıza bile tutsaksınız, düşmanınızdan bile özgürleşmeniz gerekir. Eğer sürekli düşman veya size kötülük yapan dediğiniz insanlar sürekli kafanızdaysa özgür değilsiniz demektir. Ya ben niye düşmanımı veya bana daha doğrusu düşmanlık edeni sürekli kafamda tutayım ki yani? Neden bu tutsaklığı kendime reva görüyorum? Yanlış yapmışsa yapmış. İlahi ve mutlak irade bunu bilmiyor mu? Yani benim kafamda tutmamla mı Allah, ha bak ya doğru söylüyor bu kul, bunu unutmuştuk, bunu hesaba katalım mı diyor Allah. Yok, öyle bir şey yok. Senin hesap tutmana gerek yok. Senin bir bir liste tutmana gerek yok. Ya bana kötülük yapanlar. İhtiyacın var mı böyle bir listeye? Vatan için savaşmayı nasıl değerlendirebiliriz? Önce diyorum ki asli vatanınız için savaşın. Asli vatanınızı işgal eden o bedbahtlara karşı ve hainlere karşı, sizin bütün limanlarınızı, sizin bütün algı kapılarınızı işgal etmiş olanlara karşı önce bir savaşın. Dışarıdaki düşmanın sizi yenmesi veya sizin onu yenmeniz önemlidir ama çok önemli değildir. Bakın, önemlidir ama çok önemli değildir. Allah yolunda öldürülebilirsiniz. Peygamberler yenilmiş tırnak içinde zahiren. Zahiren yenilmiş. Peygamberler bile öldürülmüş. Ama peygamberler fıtratlarını öldürmemişler. Peygamberler fıtratlarına namahrem eli dokundurmamışlar. Ama senin vatanına namahrem eli değmiş. Sen diyorsun ki beni sevmedikleri için veya bana değer vermedikleri için veya benim varlığımı fark etmedikleri için ben çok mutsuzum diyorsun. Hocam, bak kendi varlığına, kendi bilincin nedeniyle namahrem eli dokunmuş oluyor. Sen birinin seni görmemesinden dolayı kendini eksik hissediyorsun. Mesela güncel hocam, hep şöyle diyoruz, hepimiz diyoruz aşağı yukarı, toplumun çoğu artık bu ülkede yaşanmaz, buradan gitmek lazım. Geçen bir tanesi böyle konuşuyoruz, ben de dedim ki Sinan Canan hocanın kişi dedim fabrika ayarlarına dönmediği sürece evrenin neresine giderse gitsin aynı problemle karşılaşacak. Yani sizin dediğiniz noktaya geliyor aslında, kendi vatanına dönmek. Evet. O yüzden arkadaşlar, tarihin her döneminde İnsanlar dışa yönlendirilmişlerdir. Dışa odaklı hale getirilmiştir. Ama bütün dinler önce insanı kendine çağırmıştır. Bakın peygamber, dikkat edin. Peygamberlik vazifesinin ve misyonunun yarıdan fazlasını özellikle ve tamamen insanın kendine dönmesine harcamıştır. Mekke'deki yaşamın, Mekke'deki sürecin tamamı buna aittir. Yani 13 yıl Mekke'de insanlar kendilerini bulmaya, kendilerini bilmeye, kendilerine yabancılaşmış olan o sahte kimlikten sıyrılmaya, arınmaya çağrılmıştır. Budur asıl olan şey. Öbürü bu gerçekleştikten sonra yapılabilecek bir şeydir. Sen daha kendi öz vatanını, öz vatanın dediğim kendi varlığın, kendi öz kendiliğin. O senin asıl vatanındır. Sen daha öz vatanında tırnak içinde garipsin yani. Öz vatanından yabancısın. Öz vatanından uzaklaşmış gibi hissediyorsun kendini. Ha, bazı benlikler vardır. Kendi özünü unuttuğunda kendini tırnak içinde bulmak veya kendi olmak hayaliyle dışı fethetmeye çalışır. O tür fetihler aldatıcıdır.
Mesela ben bazı insanlar görürüm böyle o kadar işte başarılı olmaya işte maddi olarak veya işte diyelim ki şöhret olarak veya işte sosyal itibar olarak öyle bir dışa yönelmiştir ki aslında o kendinden kopmuşluğun meydana getirdiği boşluğu telafi etmek için bunu yapıyor. Ve diyor ki bak ne kadar işte güzel işler yaptım veya işte bak herkes bana saygı duyar, herkes beni sever. Peki o herkes gitse ne kalacak geriye? Herkes tarafından inşa edilmiş biri misin sen? Sen herkes tarafından oluşturulmuş bir varlık mısın? O herkes gitse Allah bana yeter. Burada bakın dikkat edin. Niye Allah bana yeter? Çünkü benim varlığım Allah'la var ve Allah'la tam. O yüzden Allah bana yeter. Ayet o şekilde anlaşılmalı. Eğer insanlar etrafından dağılacak olursa Allah sana yeter. Niye yeter? Çünkü sen Allah'la var ve tamsın. Sen herkesle değil. İster annen baban olsun, ister sosyal çevren olsun, ister bugüne kadar yediğin, içtiğin suyun ayrı gitmediği bir insan olsun. Sen Allah'la var ve tamsın. O yüzden Allah sana yeter. Yoksa hani bu bir retorik, bu bir böyle iyi bir cümle, böyle hoş bir cümle. Allah bana yeter. Böyle bir cümle değil. Bu sana varlığını tanımlayan bir cümle. Allah bana yeter. Niye Allah bana yeter? Çünkü ben onunla var ve tamım. Allah olduktan sonra o yeter. Başkaları olabilir, olmayabilir. Bu başkalarını bakın küçümsemek de değildir. Zaten dikkat edin. Allah sana yetiyorsa ilişkilerinde de özgür olursun. İlişkilerinde o fıtri bilincinle hareket edersin. Yoksa o beni seviyor, ben de onu seviyorum. Ve o bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum. Peki böyle bir ilişkide özgür müsün? Değilsin. Ama niye özgür değilsin? Çünkü Allah'ın sana yetme bilincini unutmuşsun. Allah sana yetmediği için diyorsun ki bir biri olsun. Yalnızlığımı giderecek, bana kendimi tırnak içinde aynalayacak. O ayna mevzusu da çok önemli biliyorsun. Sürekli ayna olması lazım. O yüzden ayna ayna söyle bana sürekli. Aynaya sanki ihtiyaç duyuyoruz. Ayna olmadan sanki var olamayız. Bakın modern psikolojinin insana yutturduğu bir zokada insan ötekiyle vardır hikayesidir. Hayır, insan Allah ile vardır. İnsan Allah ile vardır. İnsan ötekiyle var değildir. Ötekiyle ilişkilidir. Ötekiyle bir insani ve fıtri deneyim yaşar, ilişkiler yaşar ama o ilişkilerle var değildir. İlişkilerinde vardır ama ilişkilerle var değildir. İlişkilerinde vardır ama ilişkileriyle var değildir. O yüzden özgürlük her şeyden, Allah dışındaki her şeyden özgür olan varlığını idrak etmekle başlar. Orada ancak özgür olmaya başlayabilirsin. Evet, teşekkürler. Sağ olun.